Merhaba sevgili öğrenciler, 2024 LGS'ye kısa bir süre kala bugünkü videomuzda İngilizce dersini detaylı şekilde animasyonlarla tekrar edeceğiz. İzlemediyseniz eğer kanalımızdan Türkçe, fen, matematik ve diğer derslerin full tekrar videolarını da izleyebilirsiniz ve LGS'de bu dersleri fullleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçmeden önce arkadaşlar soru dağılımına bakalım yıl yıl ve hangi ünitelere daha fazla ağırlık vermeliyiz öğrenelim arkadaşlar. İngilizceden arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz 2018, 19, 21 ve 22 bu 4 yılda arkadaşlar yılın tamamından diğer yıllarda sadece 1. dönemden yapmıştı LGS'yi. Bu yüzden biz 2020 ve 2023'ü arkadaşlar dikkate almamalıyız. Bu sene soru dağılımı olarak burada bahsetmiş olduğum bu 4 yıla benzeyecek. Ve arkadaşlar burada en çok MEB'in soru sorduğu üniteler ilk 3 ünite oldu. Bakın friendship ünitesinden bakın. 2 soru. Burada 1 soru. Burada arkadaşlar 1 soru, burada 2 soru. Genelde bakın böyle en fazla soru gelen ünite 1. ünite. 2. üniteye baktığımızda bakın. Burada 1, burada 3 soru gelmiş. 2022'de 2 soru gelmiş. In the kitchen 3. üniteden arkadaşlar 2021'de 2 soru var. Diğer yıllarda birer soru gelmiş. Yine arkadaşlar şuna dikkat edin. 10. üniteden hiçbir zaman MEB soru sormamış. O yüzden 10. üniteyi çalışmayın demiyorum. Fakat en çok önem vermeniz gereken üniteler ilk 3 ünite. Bunlar başta olmak üzere özellikle 1. dönemin üniteleri. 10. üniteye o yüzden çok fazla ağırlık vermeye gerek yok. 9. ünite science ünitesinden 2019'da 1, 21 yine 1, birer soru çıkmış arkadaşlar. 2018'de bakın yılın tamamından sorumluyken öğrenciler 9. üniteden soru gelmemiş. O yüzden arkadaşlar 9 ve 10. ünitelere diğer üniteler kadar ağırlık vermemeliyiz. Fakat onları da arkadaşlar boşlayın demiyorum. Buna dikkat. 1. ünite ile başlayalım. 1. ünitede faaliyetler çok geçiyor. Events dediğimiz LGS'lerde en çok çıkmış olan faaliyetlere bir bakalım. Event faaliyet etkinlik demek. Event faaliyetler. Bu kelimeyi unutuyorsan eğer başına L koy. Levent. Levent etkinliğe gitti. Böyle kodlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne dedi? Science fair. Bilim fuarı demek. Ya da ne diyebilirim? Book fair. Kitap fuarı. Çeşitli fuarlar söyleyebiliriz. Fair fuar demek, ayrıca ünitemizde adil anlamında da geçiyor arkadaşlar. Fair play diyoruz futbolda. Hani adil oyun. Exhibition sergi. Science exhibition bilim sergisi. Art exhibition resim sergisi. Movie sinema. Sinema. Play theater tiyatro ya da tiyatro oyunu. Play'i karıştırmayın. Futbol oynamak, işte bir müzik aletini çalmak anlamlarına da geliyor play. Bir de tiyatro demek. Concert konser. Tournament. Tournament arkadaşlar mesela bir etkinlik olarak, hocam nasıl yani, turnuvayı bizim düzenliyoruz. Turnuva düzenleyebilirsin ya da bir turnuvayı izlemek olarak geçebilir. Party. Party türleri 7. sınıftan da hatırlıyoruz. Slumber party, sleepover party vardı arkadaşlar. Pijama partisi, yatılı pijama partisi, pijamas party vardı. Fancy dress party vardı. Birthday party çoğaltabiliriz. Reunion, family reunion, class reunion. Buluşma demek arkadaşlar. Aile buluşması, sınıf buluşması şeklinde geçiyor. Movie genres. Film türleri, movie types diye de verebilir arkadaşlar film türleri. Science fiction ya da kısaca sci-fi diyoruz. Bilim kurgu. Western, vahşi batı filmi. Cowboy film ve western film aynı şeyler arkadaşlar, eş anlamlı. Western movie ya da cowboy movie şeklinde de karşımıza çıkabilir. İkisi de vahşi batı filmi demek ya da cowboy filmi diyoruz Türkçe'de. Thriller, gerilim filmi. Horror, korku filmi. Romance, aşk filmi, romantik film. Action, aksiyon. Drama, drama. Komedi, komedi filmi. Bunlar dışında adventure movie de geçebilir. Macera filmi. Evet, ne tür şeklinde sorarken ne tür film izlersin? Ne tür filmler izlemekten hoşlanırsın? What kind of, what sort of, what type of? Bu 3 soru kalıbını kullanıyoruz. Kind, sort, type. Üçü de tür demek. What kind of dediğimde ne tür? What kind of movies do you like? Ne tür filmler seversin? Evet, iyi bir arkadaşla alakalı sıfatlara bakacağız şimdi. Honest, truthful. İkisi eş anlamlı arkadaşlar. Dürüst demek. Kind, polite, tactful. Kibar. Generous, helpful, supportive. Birbirine yakın anlamlı kelimeler. Generous, cömert demek. Yardımsever, destekleyici. Evet, eş anlamlı değil fakat birbirine yakın anlamlı, birbirinin yerine kullanılabilecek kelimeler. Funny, amusing, eğlenceli, eğlendirici diyebiliriz. Bir kişilik özelliği. Reliable, trustworthy. Güvenilir demek. Reliable, trustworthy. Rely kelimesinden geliyor. Rely, güvenmek demek. Fair, adil. Evet, bir de fuar anlamı vardı unutmayın. Bir de kumral saç için kullanılıyor. Loyal, sadık. Caring, ilgili, alakalı, şefkatli. Şimdi kötü arkadaşın özelliklerine bakıyoruz. Liar, dishonest. Yalancı demek. Bak, honest, başına dis getirdin, olumsuz yapıyor. Rude, unkind. Kaba. Stingy, selfish, laid back.
Cimri demek bu kelime arkadaşlar. Bu da bencil, yakın anlamda. Laid back, umursamaz, gevşek, çok rahat anlamlarında olumsuz bir sıfat. Boring, sıkıcı. Unreliable, güvenilmez. Bak dikkat edin. Kind, kibar. Unkind, kaba. Reliable, güvenilir. Unreliable, güvenilmez. Un aynı şekilde this gibi olumsuz yapıyor arkadaşlar. Bad tempered, kötü huylu. Aggressive, agresif, hırçın. What's my? What? Sneaky, sinsi demek. Benim öğrenciler bazen birbirine sincerella diyorlardı. Sneaky, sinsi. Buna arkadaşlar bir de jealous ekleyebiliriz. Kıskanç, jealous. Stubborn, inatçı. Making offers and invitations. Teklif ve davet oluşturma. Evet, bunlardan her sene soru geldi. Mutlaka bu sene de gelebilir arkadaşlar. Would you like, do you want ifadeleri. Eş anlamlı. İster misin demek ikisi de. Farkı ne hocam? Would you like daha resmi ve daha kibardır. What about, how about. İkisi arkadaşlar eş anlamlı. Ne dersin? Nasıl olur? Yapalım mı? Bir teklifte bulunuyorsun. Ne vereyim abime? What about a picnic? Bir pikniğe ne dersin? Bir piknik yapalım mı? Gibi. Shall we? Yapalım mı, edelim mi? Shall I? Ben yapayım mı, edeyim mi? Birazdan daha detaylı cümle örnekleriyle öğreneceğiz arkadaşlar. Başlık olarak veriyorum. Why don't we? Niye yapmıyoruz? Bak burada sebep sormuyor. Buna teklif. Yani neden mesela sen sıkıldım diyorsun. Ben diyorum ki neden bir sinemaya gitmiyoruz? Why don't we go to a cinema? Why don't you? Sen niye yapmıyorsun? Evet, would you like cümle örneklerine bakacağız. Would you like ifadesinden sonra isim de gelebilir, fiil de gelebilir. Ama fiil gelirse fiille would you like arasında to kullanıyoruz. Fark bu. Would you like dessert? Tatlı ister misin? Would you like to have dessert? Tatlı yemek ister misin? Have burada yemek anlamında. Yemek, içmek, almak anlamları var. Have'in sahip olmak anlamı da var. Evet, tatlı yemek ister misin? Bak fiille would you like arasında to var. Dikkat. Do you want cake? Evet, do you want ve would you like aynı demiştim arkadaşlar. Kuralı mantığı aynı. Do you want'tan sonra fiil gelecekse to ile kullanıyorum. Do you want cake? Pasta ister misin? Do you want to eat cake? Pasta yemek ister misin? Arada to var. What about? How about? Yapmaya ne dersin? Nasıl olur? Bu ifadelerden sonra isim de kullanabilirim. Fiil de kullanabilirim ama şu önemli, fiil kullanırsam fiil mutlaka ing takısı alacak. How about a picnic? Bir pikniğe ne dersin? Bir piknik yapalım mı? How about having a picnic? Bir piknik yapmaya ne dersin? Bir piknik yapalım mı? Bak fiil ing alıyor. Dikkat. What about a film? Bir filme ne dersin? What about watching a film? Bir film izlemeye ne dersin? Bir film izleyelim mi? Shall we? Ben arkadaşlar dediğimizde shall I? We dediğimizde biz yapalım mı? Shall we? Shall I? Shall I help? Yardım edeyim mi? Shall I go? Gideyim mi? Shall we meet at 5? Saat 5'te buluşalım mı? Shall we play tennis? Tenis oynayalım mı? Let's yapalım. Let's make pasta. Haydi spagetti yapalım. Let me yapayım. Let me help. Yardım edeyim. Let me go. Gideyim. Why don't we? Niye yapmıyoruz? Why don't you? Sen niye yapmıyorsun? Teklif anlamında. Why don't we have some fun? Neden biraz eğlenmiyoruz? Ha, sıkıldık diyorsun. Neden biraz eğlenmiyoruz? Why don't you have a holiday? Neden bir tatil yapmıyorsun? I'm bored. Arkadaşın diyor ki why don't you have a holiday? Neden tatil yapmıyorsun? Arkadaşlar bu sebep anlamında da kullanılıyor. Ona ileride geleceğiz. May I take your order? Restoranda ya da kafede garson gelip siparişinizi alırken arkadaşlar. Ya may I take your order? Siparişinizi alabilir miyim? Can I dersen arkadaşlar can I biraz daha samimi oluyor. Can I help you? Sana yardım edebilir miyim? Şimdi kabul etme ve reddetme ifadelerine bakıyoruz. Evet, bu teklif davet ifadelerini kullandığımızda ya da karşımızdaki insan kullandığında eğer biz kabul ediyorsak ne kullanacağız buna bakıyoruz. Accept kabul etmek demek. Accepting kabul etme. I'd like to. İstiyorum, isterim ya da I'd love to diyebilirim. I'd like to. Why not? Neden olmasın? Bak burada not var diyor öğrenciler hemen ne yapıyor? Olumsuz düşünüyor. Hayır. Why not? Neden olmasın demek. Kabul ediyoruz. Yes please. Evet lütfen. Sure. Of course. Tabii ki. I'd love to. Thanks. İsterim. Teşekkürler. That would be great. Bu harika olur. Good idea. Great idea. İyi fikir. Harika fikir. Sounds good. Kulağa iyi geliyor. Yani iyi görünüyor. Eğlenceli görünüyor. Harika görünüyor. Reddederken arkadaşlar. Not thanks. Hayır teşekkürler. Unfortunately, maalesef. I'm sorry, I can't. Üzgünüm, yapamam. I'm afraid I'm busy. Maalesef, korkarım ki ben meşgulüm. Another time maybe. Belki başka bir zamana. I'm sorry but I'm busy. Üzgünüm ama ben meşgulüm. I'm sorry but I must study then. Bak burada da mazeretle beraber reddediyor, mazeret veriyor. Mazeret ifade edeceksek must, have to ya da going to kullanabiliriz. Üzgünüm ama o zamana çalışmak zorundayım, çalışmalıyım. Must yerine have to kullanabilirim. Going to da kullanabilirim. Üzgünüm ama ben o zamana çalışacağım. I'm sorry but I'm going to study then diyebilirim. I'd love to. İsterdim, isterim ama I have to be at home. Ben evde olmak zorundayım. Why not'ın iki tane anlamı vardı. Karıştırmıyoruz. Dikkat. Konteksten çıkarabilirsiniz bunu arkadaşlar. Biri kabul etme anlamında, diğeri soru. Diyor ki bir film izlemeye ne dersin? Diyor ki neden olmasın? Tabii ki bak burada kabul ediyor. Ama burada soru soruyor. Bak bu akşam dışarı çıkmaya ne dersin? Üzgünüm, yapamam. Bu sefer bu soruyor. Why not? Neden hayır? Neden yapamazsın? Bak, farkı bu. Dikkat edin. O da açıklıyor. Çünkü kuzenim geliyor. What about ifadesi? Eğer arada bir isim olmadan, bir ifade olmadan kullanılıyorsa ne dersin anlamına gelir. How about'la aynıdır.
Fakat araya bir isim geliyorsa, bir ifade geliyorsa o zaman ne hakkında? Konusu ne? İşte filmin konusu ne? Ne hakkında? Kitap ne hakkında? Böyle bir anlam verir. Cümle örnekleriyle daha iyi anlayalım. What about going out tonight? Bu akşam dışarı çıkmaya ne dersin? Bak, burada teklif ifadesi. Ama burada bakın what's the event about? Bak burada araya ne geldi? Bak is the event ifadesi geldi. Faaliyet ne hakkında? What's the party about? Parti ne hakkında? Neyle ilgili? What's the book about? Kitap ne hakkında? What's the movie about? Film ne hakkında? İşte faaliyet neyle ilgili? Ne hakkında? İşte piknik, parti, yarışma, reunion gibi. Have ifadesinin arkadaşlar 5 tane anlamı var. Yemek, içmek, yapmak, almak, sahip olmak anlamlarında. Mesela would you like to have? Would you like to have lunch? Öğle yemeği yemek ister misin? Would you like to have a picnic? Piknik yapmak ister misin? Gibi. In common arkadaşlar çok geçiyor bu ünitemizde. Ortak bir şeylere sahip olmak. Bir arkadaşla alakalı özellikleri ifade ederken diyorsun ki mesela biz çok iyi arkadaşız. We are great friends. We are great buddies. Biz çok iyi kankiyiz. We have lots of things in common. Bizim ortak çok şeyimiz var. Böyle kullanılıyor. Ya da we have nothing in common. Birisi iyi bir arkadaş değilsin mesela. Sıra arkadaşınla iyi arkadaş değilsiniz. Diyorsun ki we have nothing in common. Bizim ortak hiçbir şeyimiz yok. Biz iyi arkadaş değiliz. Puh sene gibi arkadaşa lan. Psikolojim yerinde değil diyorum. Böyle mi arkadaşlık olunuyor yani? We don't get on well with each other. Biz birbirimizle iyi geçinmiyoruz. Evet, play ifadesi. Oynamak anlamı var. Unutma, bir de tiyatro oyunu anlamında. Karıştırmıyoruz. Mesela we are going to watch a play tonight. Bu akşam bir tiyatro oyunu izleyeceğiz. Evet, I would like. Arkadaşlar I'd like biçiminde kısaltılabiliyor. Böyle karşımıza çıkar, dikkat edin. İstiyorum, isterim anlamlarında. I would love ve I'd love. Bak dördü aynı anlamda. İsterim, istiyorum anlamına geliyor. Ben bir bardak çay istiyorum. Gelmek istiyorum. I'd like to come. I'd like a cup of tea. Want ifadesini want'la karıştırmayın. Want istemek anlamına geliyordu. Would like'la eş anlamda. Fakat want arkadaşlar will ifadesinin olumsuz biçimi. I won't come. Ben gelmeyeceğim diyoruz. I won't come. She won't join. O katılmayacak. Then ifadesinin iki tane anlamı var. Birisi o zamana demek. Bir diğeri de ardından demek. After that'le aynı. Mesela I'm busy then. İşte arkadaşın seni pikniğe çağırıyor. Sen diyorsun ki I'm busy then. I can't come. Ben o zamana meşgulüm. Ben gelemem. O zamana atıfta bulunuyor. Ardından. Ben kahvaltı yaparım. Ardından okula giderim. Davetiye yorumlama. Yazılılarda ve LGS sınavlarında mutlaka her sene sorulan bir soru tipi oluyor arkadaşlar. Davetiye yorumlamada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte davetiyeden hangisine ulaşılamaz diye soruyor. Davetiyede hangisinin yanıtı yoktur diye çok soruyor. Şimdi davetiyelerde şu karıştırılıyor bak. Dear Sally diyor ya, sevgili Sally. Yani davetiyenin gönderildiği kişi bu arkadaşlar. Yani alıcı Sally burada. Receiver diyoruz. Ya da ne diyoruz? Invitee diyoruz. Davet edilen. Ama inviter ya da sender, gönderici, davet eden nereye yazılır? Bak en alta yazılır. Nancy gönderici. Davet eden, inviter. Bak tarih, yer, burada zaman, bunlar ifade ediyor. Kimler katılıyor vesaire. Faaliyetin türü mesela buralarda geçer arkadaşlar. Şimdi buradan sorulabilecek soru kalıplarına bakalım. Bak faaliyet ne hakkında, neyle ilgili? Gönderici kim? Who is the sender? Who is the receiver? Alıcı kim? Bak burada sender yerine inviter verilebilir. Davet eden kim? Receiver yerine de invitee verilebilir. Karıştırmayın. Who is the invitation card for? Davetiye kim için? Kime gönderiliyor bu? Yani alıcı kim? Kim için hazırlanmış? Bak Sally'ye gönderiyor. Dear Sally. Parti ne zaman? Nerede? Saat kaçta? Kimler gelecek? Faaliyet için son başvuru tarihi nedir? Varsa eğer. Bak burada yok. Bir etkinliğe katılmayacağız. Ama mazeretle ifade edeceğiz arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? Must, have to ifadelerini kullanacağım. Bazen will, bazen going to da kullanabiliriz. Evet, must ve have to birbirinin yerine kullanılabilir arkadaşlar. Zorunluluk ifade ediyor. Yapmalıyım, yapmak zorundayım biçiminde. Bu akşam çalışmak zorundayım, çalışmalıyım. Ben o yüzden gelemem. Kardeşime bakmak zorundayım. I must take care of my sister. Bunun yerine bak have to kullanabilirim bunların yerine. I have to finish my project. Projemi bitirmek zorundayım. Bitirmeliyim. Ben o zamana evde olmak zorundayım. Gelecek zaman konusuna geldik İngilizce'de. Gelecekte yapacağımız işleri ifade ederken am is are going to ya da be going to diyebiliriz. Ya da will won't yapısını ya da am is are doing yapısını kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlara bakalım. Am is are going to ifadelerinde I'dan sonra am. Çoğullardan sonra are oluyor. He she'den sonra is getiriyoruz. Ardından going to. Ardından da fiil. Hiçbir ek almadan fiil geliyor. I am going to do. Ben yapacağım. She is going to go. O gidecek. She is going to eat. O yemek yiyecek. I am going to join the party. Ben partiye katılacağım. She is going to come over tomorrow. O yarın uğrayacak. Gelecek. Biz hafta sonu bir piknik yapacağız. We are going to have a picnic at the weekend. Bunlar olumsuz yapmak arkadaşlar çok kolay. Bak am not, aren't, isn't yaptığında olumsuz oluyor. İşte I am not going to do. Ben yapmayacağım. Olumsuz oluyor. Soru yapmak istersen öznelerle am is'ı yer değiştiriyorsun. Bunları başa aldığında soru cümlesi olmuş oluyor. Are you going to join? Sen katılacak mısın? Are you going to join the party? Evet, will, won't ifadeler arkadaşlar. Evet, bütün öznelerden sonra will getiriyorsun. Ardından fiil. Hiçbir ek almadın. I will do. Ben yapacağım. Bak, going to aynı anlam veriyor. She will join. O katılacak. Bak aynı şekilde. I will join the party. Ben katılacağım. O gelecek. She will come over tomorrow. We will have a picnic. Piknik yapacağız. Olumsuz yaparken arkadaşlar will'i won't yapıyorsun. Ya da will not. Will not'ın kısaltması won't. Bak I won't join the party. Ben partiye katılmayacağım. Soru yapmak istiyorsan will'le
Ayu hişit viyu değil, yer değiştir. Özneleri yer değiştir. Will you join? Sen katılacak mısın? Gibi. Emis are doing da aynı şekilde going to yerine kullanılabiliyor arkadaşlar. Gelecekte yapacağımız işler için. Mesela diyor, Türkçe'de de var, bu İngilizce'de de var. Mesela diyorum ki gelecek hafta ben okula gidiyorum. Pazartesi günü okula gidiyorum. I'm joining the party. Ben partiye katılıyorum. Yani katılacağım anlamında. She is coming tomorrow. O yarın geliyor. Biz hafta sonu piknik yapıyoruz. Piknik yapacağız. Gelecek zaman anlamı verebiliyor. İkinci üniteye geldik. Bu ünitede müzik türleri, prefer konusu ve de geniş zaman konusu üzerinde duracağız. The simple present tense dediğimiz geniş zaman konusuyla başlayalım. Geniş zaman adı üzerinde geniş bir zaman. İngilizce'de en çok kullanılan zaman diyebiliriz buna. O yüzden kullanım alanı da oldukça geniş. Nerede kullanıyoruz peki geniş zamanı? Sürekli yaptığımız rutin işleri ifade ederken geniş zaman kullanıyoruz. O her gün koşmaya gider. Yani her gün yaptığı rutin, sabit bir iş. Daima sürekli yapılan işi kastediyoruz. Alışkanlıkları ifade ederken they do exercise regularly. Düzenli şekilde onlar egzersiz yapar. Yani düzenli şekilde yapıyorlar. Her hafta sonu yapıyorlar belki ya da her sabah yapıyorlar. Beğenileri, yani beğendiğimiz, beğenmediğimiz şeyleri ifade ederken kullanırız. She likes wearing trendy clothes. Moda kıyafetler giymekten hoşlanır ya da o moda kıyafetler giymeyi sever. Sen İngilizce biliyor musun? İngilizce mi? Ha? Hayır. İngilizce şart. İngilizce nasıl bilmezsin ya? İngilizce mesela bir örnek vereyim. I love you. İngilizce seni seviyorum. Bunlar cümlelerini Türkçe'ye nasıl çeviririz? Yapar yaparım, yapmam yapmaz, yapıyorum yapmıyorum biçiminde çevirebiliriz. Peki hocam, yapıyorum ifadesi şimdiki zaman değil mi? Bu nasıl geniş zaman? Arkadaşlar Türkçe olarak düşünmeyelim. İngilizce cümleleri biz yapıyorum, yaparım biçiminde çeviriyoruz. Fakat o İngilizce'de o geniş zaman cümlesi oluyor. Şimdiki zaman gibi düşünmüyoruz. Mesela I always eat healthy food. Ben daima sağlıklı yiyecekler yerim. Ya da sağlıklı yiyecekler yiyorum. Bak bu cümle geniş zaman cümlesidir İngilizce'de. Fakat Türkçe'ye ben yiyorum ya da yerim biçiminde çevirmem bunun şimdiki zaman cümlesi olduğunu göstermez. How often do you train? Sen ne kadar sıklıkla antrenman yaparsın? Bir alışkanlığı soruyoruz, bir rutini soruyoruz. Ne kadar sıklıkla yaptığını soruyoruz. İngilizce'de geniş zaman olumlu cümlesi nasıl kurulur buna bakalım. Genel olarak İngilizce'nin cümle kurma mantığı her zaman arkadaşlar öznenin başta olmasıdır. I love you, seni seviyorum demektir. I, ben, love, seni seviyorum, you, I love you. Yani şahıs zamiri dediğimiz. Bu herhangi bir isim olabilir. Ali, Veli, Selami, Ayşe, Fatma vesaire. Ya da I, you, we, you, they, he, she, it gibi bir zamir olabilir. Burada biz I zamirini kullandık. Ben. Olumlu cümlelerde daima isim ya da arkadaşlar bir zamir cümlenin başında bulunuyor. Sonrasında ne yapıyoruz? Geniş zamanda daima fiili getiriyoruz. I play. Ardından nesne getiriliyor. I play tennis. Ben tenis oynarım. Ben neyi oynarım? Tenis, tenisi oynarım yani. Tenis burada nesne ifade ediyor. Bu fiil, bu da özne olmuş oluyor. Sonrasında da arkadaşlar hal, yer, zaman ifadeleri getirebilirsin. Mesela bir zaman ifadesi every day. Her gün ben tenis oynarım. Geniş zaman olumlu cümlesi bu şekilde kurulur. Şimdi daha detaylı bakalım olumlu cümlelere. Evet, öznelerimiz arkadaşlar I, you, we, they, he, she, it ya da herhangi bir isim özneyi getiriyoruz. Ardından fiil getiriyoruz. Fakat he, she, it zamirleri olduğunda olumlu cümlede yani üçüncü tekil şahıs ise öznemiz fiile daima s takısı getiriyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir kural. Olumlu cümlede bu sadece ve sadece üçüncü tekil şahıs olduğunda. He spent demiyoruz. Spends diyoruz. Arrives. Helps diyoruz. Ardından nesne getiriyoruz demiştik ya da hal, yer, zaman ifadeleri arkadaşlar. Onlar cümlenin sonunda yer alıyor. I tell the truth. Ben doğruyu söylerim. Her gün ben online oyunlar oynarım. I play online games every day. Her gün oynuyor bak. Rutin, alışkanlık, sürekli yapılan iş. He studies his lessons regularly. O düzenli şekilde derslerini çalışır. Bak, y düşmüş. Study'den önce, y'den önce bak d var. Y düşmüş, es biçiminde almış. Neden es almış peki? Burada bakın he olduğu için üçüncü tekil şahıs ve cümlemiz olumlu. He trains regularly. O düzenli şekilde antrenman yapar. She keeps up with the fashion. O modaya ayak uydurur. O modayı takip eder. Keep up with yine follows da diyebilirdim burada. Have fiiline dikkat edelim. Have fiilinin 5 tane anlamı vardı. Sahip olmak en iyi bildiğimiz anlamı. Bir de yapmak, yemek, içmek, almak anlamına geliyor. 5 tane anlamı var. Have fiilini geniş zamanda çekimlerken I, you, we, they ile olumlu cümlede have olarak fakat he, she, it olduğunda öznemiz has olarak çekimleyeceğiz. Dikkat edelim. Şimdi örnekle daha iyi anlayalım. 7'de akşam yemeğini yerim. Ben yerim. I have dinner. Fakat he dediğimizde has olacak. He has dinner at 7. O 7'de akşam yemeğini yer. Yani have arkadaşlar s takısı gelirken has demiyoruz. He has. Geniş zamanda olumsuz cümle nasıl kurarız? Özne ve fiilin arasına getirmemizle olumsuz cümle oluşturmuş oluyoruz. Çok kolay. I don't play tennis. Ben tenis oynamam.
She doesn't like tennis. O tenisi sevmez. He doesn't come early. O erken gelmez. Bu şekilde olumsuz cümle oluşturuyorum. Örnek cümlelerle daha iyi anlayacağız. I don't walk to school. My father takes me to school. Ben okula yürüyüp gitmem. Ben okula yürümem. Babam beni okula götürür. My father, he olduğu için takes. Take, almak, götürmek anlamlarına geliyor. I don't like mosquitoes. Ben sivrisinekleri sevmem. O sevmez derken he doesn't like. I don't work at the weekends. He doesn't work at the weekends. Ben hafta sonları çalışmam. O hafta sonları çalışmaz. Soru cümlesi nasıl kurarız geniş zamanda? Do ve does yardımcı fiillerini öznenin sol tarafına yazarak soru cümlesini oluştururuz. Do you love me? Beni seviyor musun? Do they like football? Onlar futbolu sever mi? Does he get up early every day? O her gün erken kalkar mı? Bunlara olumlu olumsuz kısa yanıt verirken yes I do, yes they do, yes she does, no she doesn't, no I don't şeklinde kısa yanıt verebilirim. Geniş zamanda kullandığımız zaman ifadelerine bakacağız. Geniş zamanda evreli ifadeler çok sık kullanılır ve cümlenin sonunda yer alır bunlar. Once, twice, three times, four times, five times'lı ifadeler. Her yıl, her gün, her hafta, her ay, pazar günleri, sabahları, akşamları, bir kez, iki kez. Bunları gençler mesela ayda bir kez, yılda iki kez derken once a year, twice a year, once a week, once a month şeklinde kullanıyoruz. Bir kez once, twice iki kez. Geri kalan hepsi arkadaşlar 3 times, 4 times, 5 times diye normal sayılar şeklinde gidiyor. Times alıyor hepsi. Sıklık zarflarını yine çok kullanıyoruz geniş zamanda. Fakat bunlar cümlenin ortasında bulunuyor arkadaşlar. Özneden sonra kullanılır bunu. Diğerleri cümlenin sonunda. Always, all the time. Daima, her zaman. Usually, generally. Genellikle. Often, frequently. Sık sık. Sometimes, bazen. From time to time da diyebiliriz. Bazen, ara sıra. Seldom, rarely. Nadiren, seyrek. Hardly ever. Hemen hemen, hiç. Never, asla hiç. Bunlar da yeni nesil sorularda bu şekilde oranlanarak verilebiliyor. Sütun grafiği şeklinde, çizgi grafik şeklinde verilebiliyor. Bu oranlarını da bilin gençler. Always %100, never %0. Hardly ever %5 diyebilirsin. Hardly ever ve never olumlu cümlede kullanılır ama cümleyi olumsuz yapar. Bu püf noktaya çok dikkat ediyoruz. Hemen hemen hiç, asla hiç dedik. Cümleye bakın. Harry hardly ever drinks coffee. Harry hemen hemen hiç kahve içmez. Bakın cümle yapı olarak olumlu ama anlam olarak olumsuz. Cümleyi olumsuz yapıyor hardly ever. Bak S takısını getiriyorum yani. Normalde olumsuz cümlede S takısı gelmez demiştik. Ama bu cümlenin yapısı olumlu. Anlamı olumsuz. I never do exercise. Ben asla egzersiz yapmam. No nothing, nobody, no one. Bunlar da olumlu cümlede kullanılıyor. Ama cümleyi olumsuz yapıyor. I have no time. Benim vaktim yok. How often? Çok soruyor Milli Eğitim How often arkadaşlar. LGS sınavlarında. Öncesindeki TEOG sınavlarında da çok çıkmıştı. How often ne kadar sıklıkla, ne sıklıkla, nasıl bir sıklıkla diye çevirebilirsin Türkçe'ye. How often sorusunu gördün mü? Hemen cevapta bunları aramalısın. Bu sıklık zarflarını aramalıyız. Ya da evrili ifadeleri veya once, twice, once a year, three times a week, benzeri. Bu ifadeleri arayacağız cevapta. Ya da cevapta bunlar verilir. Soru istenir bizden. Soruda da hemen how often'ı arayacağım tabii ki. Ne kadar sıklıkla egzersiz yapıyorsun, yaparsın? Günde bir kez, asla. İnonet konusuna bakacağız. İnonet arkadaşlar deda teta anlamı veriyor. Zaman ifadelerinden önce kullanılıyor bu. Cümlenin sonunda yer alıyor geniş zaman cümlelerinin. In the morning. Bunlar kalıp olarak bileceğiz gençler. Bunları not edin. Sabahleyin, öğleden sonra, akşamleyin derken in kullanılıyor. Günlerden önce daima on kullanılır. Cuma günlerinde, salı günü, pazar günü, hafta içlerinde on weekends. On weekend hafta sonlarında demek. On weekdays hafta içlerinde. Hafta sonlarında derken on weekends ya da at the weekend kullanıyor. At ya da on kullanabilirsin. On holiday tatilde. At daima saatlerden önce at kullanılır. Saatler etlidir arkadaşlar. Etli. Saat 5'te. Hafta sonunda. Geceleyin derken at. Öğlenleyin derken at kullanılır. At noon. Ama öğleden sonra derken in. In the afternoon. From to ifadesini yeni nesil sorularda çok karşınıza çıkabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Then e kadar demek bu. Mesela şu cümle üzerinden görelim. Yeni nesil sorularda karşınıza çıkar. Ben saat 4'ten 6'ya kadar okul sonrası aktiviteler takip ederim. Aktiviteler yaparım diye çevirebilirim. Şimdi buradan bakın sorulabilecek sorular. Der bunu verir arkadaşlar. Bu ifadeden ya da metnin içinde verir. Buna göre der bu ifadeden, metinden hangi sorulara yanıt bulabiliriz ya da bulamayız diyebilir. How long are his activities? Onun aktiviteleri ne kadar sürer? Bak 4'ten 6'ya kadar yani 2 saat sürüyor. Bundan diyor 2 hours. How long ne kadar süre demek. When does he start? O aktivitelerine ne zaman başlar ya da saat kaçta başlar diyebilir. What time diyebilir. 4'te başlıyor. Kaçta bitirir? 6'da. 4'ten önce o ne yapar? What does he do before 4 o'clock? 4'ten önce ne yapıyor? Okul dersleriyle uğraşıyor. Okula gidiyor. Arkadaşlar bakın tek cümleden 4 tane soru karşınıza çıkabilir bu şekilde. Dikkat edin. Until e kadar demek. Ben 10'a kadar çalışırım. Buradan ne anlıyoruz? Saat
onda ders çalışmayı bıraktığını anlıyoruz. %100 kesin olarak bunu söyleyebilirim buradan. Fakat kaçta başladığını bilmiyoruz. Beğeni ifade etme konusuna geldik. Expressing likes. İngilizce'de sevdiğimiz, beğendiğimiz, hoşlandığımız durumları ifade kullanabileceğimiz fiiller bunlar. Like, love. Love biraz daha fazla arkada. Bir de aşk boyutu var love'ın. Enjoy, hoşlanmak, keyif almak, tadını çıkarmak, sevmek. Fond of keen on ve interested. Üçü de aynı anlama geliyor aslında arkadaşlar. Üçü de. Are you interested in space? Düşkün, ilgili, meraklı. I'm fond of tennis. Ben tenise düşkünüm. I'm keen on basketball. Ben basketbola düşkünüm, ilgiliyim, meraklıyım. Crazy about ya da mad about diyebiliriz. Hastası, delisi, çok sevmek demek. Ben futbola bayılırım. I'm crazy about football diyebilirsin. Bu ünitede kullanabileceğimiz beğeni ifade eden sıfatlar bunlar gençler. Great, awesome, harika. Interesting, ilginç. İlginç, ilginç. Exciting, heyecan verici. Amazing, muhteşem, harika. Fun, eğlenceli, trendy, moda, son moda, latest fashion. Terrific, müthiş. Energetic, enerjik, favorite, en sevilen. My favorite, your favorite şeklinde kullanıyoruz. Gençler, bu ifadelerden sonra, bunlardan sonra ne yapıyoruz? Fiil geldiğinde genelde ing takısı ekliyoruz fiile. Genelde. Çoğu zaman ing alır fiiller. Yani I enjoy playing diyoruz. I enjoy play demiyoruz. Beğenmediğimiz şeyleri ifade ederken dislike, hate, can't stand, don't like, doesn't like ifadelerini kullanabilirim. Doesn't like'ı he, she ile kullanacaksın. I don't like'ı I, you, view ile. Kullanabileceğimiz sıfatlar boring, sıkıcı, bad, kötü, unbearable, katlanılmaz, dayanılmaz, ridiculous, saçma, loud, gürültülü. Bunlardan sonra yine fiil geldiğinde arkadaşlar ne yapacağız? ING getireceğiz. Prefer konusuna geldik. Prefer, tercih etmek demektir. Prefer'ün 3 tane kuralı var. Eğer cümlemiz olumluysa, ilk söylediğimiz tercih edilir. Cümle olumluysa. Olumsuzsa ikinciyi tercih edersin. Mesela ben çayı kahveye tercih ederim. Bu cümle olumlu. Çayı tercih ediyorum. Çayı kahveye tercih etmem. O zaman kahveyi tercih ediyorum. Arada arkadaşlar to kullanılır. İki nesne arasında tercih ifade ediliyorsa, fiil kullanılıyorsa fiiller daima ing takısı alır. Örnekle daha iyi anlayalım. Tim prefers eating pasta to eating sushi. Tim spagetti yemeği sushi yemeye tercih eder. Yani spagettiyi tercih ediyor. Bunu tercih etmiyor. Cümle olumlu. Olumlu cümlede ilk söylenen tercih edilir. Tim doesn't prefer eating pasta to eating sushi. Olumsuz cümlede ikinci tercih edilir. Tim spagetti yemeği sushi yemeye tercih etmez. Sushi'yi tercih ettiğini anlıyoruz. My sister prefer listening to BTS to listening to heavy metal. Kız kardeşim BTS dinlemeyi metal müzik dinlemeye tercih eder. Kız kardeşim BTS tercih ediyor. Bunu tercih etmiyor. Babam arabesk müziği pop müziğe tercih eder. Babam arabesk müziği tercih ediyor. Cümle olumlu. İlk söylenen tercih edilir. Bakın iki şey arasında tercihte to kullanılır demiştik burada. Babam arabeski pop müziğe tercih etmez. Cümle olumsuz olursa ikinci tercih edilir. Pop'u tercih etmiş olur. Cümle olumsuz olursa. Ben Messi'yi Ronaldo'ya tercih ederim. Cümle olumlu birinciyi tercih ediyorum. Bağlaçlara bakıyoruz şimdi. Bağlaçlar konusu üçüncü ünitemizde de var. Arkadaşlar bu ünitemizde de geçiyor. Bunlara detaylı bakalım şimdi. Because çünkü sebep sonuç cümleleri oluşturur because. Ben caz müzikten nefret ederim. Çünkü o dayanılmaz, katlanılmaz. Unbearable kelimesini unreliable ile karıştırmayın. O güvenilmez demekti. When, dığında, dığı zaman anlamına gelen bir bağlaçtır. Soru anlamı ne zaman? Onunla karıştırmıyoruz. Okulun bittiğinde ya da okulun bittiği zaman. Yani zarf fiil oluşturuyor arkadaşlar. Fiilimsi yani. Okulun bittiğinde babam beni yaklaşık saat 5'te araçla alır. Alır. Picks me up. About burada yaklaşık anlamında. When'li cümleyi bu tarafa da alabilirim. My father'lı cümle başa da alabilirim arkadaşlar. Before'dan sonra isim gelirse den önce, fiil gelirse me'den önce diye çevirilir. Maçtan önce Messi ile buluşacağız, görüşeceğiz. We're gonna meet Messi before the match. Maçtan önce. Burada before you go home. Bak, önce before'lu cümleyi çevirin. Sen eve gitmeden önce beni alabilir misin? Can you pick me up? Before'lu cümleyi başa da alabilirsiniz. Nerede yazdığınız önemli değil yani. Ben uyumadan önce genellikle süt içerim. After after isim de gelebilir fiilde. İkisinde de den sonra, dan sonra diye çevireceğiz. Sınavdan sonra oynayacağız. We're going to play after the exam. Sınavdan sonra oynayacağız. Projeyi bitirdikten sonra lütfen beni ara. Please call me after you finish the project. I swim after having breakfast. Kahvaltı yaptıktan sonra yüzerim. Müzik türleri var ünitemizde. Kitap türleri var. Müzik türlerine bakalım. Pop arkadaşlar. Caz müzik, klasik müzik, rock müzik, metal müzik, rap müzik, hip hop, folk, halk müziği demek. Folk music. Book types, kitap türleri. Kitap türlerinden arkadaşlar son 2 LGS'de soru geldi. Dikkat edin buna. Fantasy, gençler fantastik kitaplara diyoruz. Böyle düşsel ögeler içeren Harry Potter tarzı. Detektif, dedektif, macera, gezi, bilim kurgu, sci-fi, science fiction'ın kısaltması. Children's, çocuk kitapları. Biographical, hayat hikayesi, biyografi. Gothic, korku, gerilim. Realistic, gerçekliği. Thriller, gerilim.
gerilim kitapları. Buna film türüdür hemen arkadaşlar. Thriller books, thriller films, thriller movies deniyor. Şimdi arkadaşlar Drive Someone, Drive ve Drive To'nun farklarına bakacağız. Bunlar da çok karşımıza çıkar yeni nesil sorular içinde. Şimdi ince işçilik yapıyoruz arkadaşlar. Detaylara, püf noktalara iniyoruz artık. Drive Someone, birisini arabayla götürmek demek. My dad drives me to school every day. Her gün babam beni okula arabayla götürür. Bak buradan biz babasının onu arabayla götürdüğünü anlıyoruz. Drives me. Yani beni sürer değil. Beni araba yapıp sürmüyor yani. Beni arabayla götürüyor. Drive burada normal sürmek anlamında. Her gün araba sürerim. Drive to burada ise bir yere arabayla gitmek demek. I drive to work. Ben işe arabayla giderim. Unreliable ve unbearable kelimelerini karıştırmıyoruz. Bu birinci ünitenin kelimesi, bu ikinci ünitenin kelimesi. Bu güvenilmez demek, bu katlanılmaz, dayanılmaz demek. Bu rock müzik, heavy metal müziklerde arkadaşlar bu çok kullanılıyor. Unbearable. Reliable güvenilir, unreliable güvenilmez. Bir kelimenin başına İngilizce un geldiğinde arkadaşlar, dis geldiğinde onu ne yapıyor? Olumsuz yapıyor. Mesela healthy sağlıklı, unhealthy sağlıksız. Terrific, müthiş, harika, çok güzel demek. Olumlu bir sıfat. Terrible ise olumsuz, berbat, çok kötü demek. How do you get to? Bu soru kalıbı çok geçiyor ünitemizde. How do you get to ya da how do you go to? Nasıl gidersin demek. I drive to work. Mesela arabayla giderim. İşe arabayla giderim. My dad drives me to school. Babam beni okula arabayla götürür. I walk to work. Ben işe yürüyüp giderim. I walk to work. I get to work on foot. Ben işe yaya giderim. On foot yaya olarak demek arkadaşlar. On foot adam ayak demek. I cycle to work. Ben işe bisikletle giderim. Bakın arkadaşlar şu to yönelme anlamı verir. A, E. How do you get to work? How do you get to school? Okula nasıl gidersin? İşe nasıl gidersin? I take the bus to work. Ben işe otobüsle giderim. Hocam take almak demek değil miydi? Burada ne anlamda bu? Arkadaşlar buradaki anlamı otobüse binmek anlamında. Otobüsle gitmek anlamında. Take the bus. Otobüsü almak değil. Otobüsü götürmek değil. I take the train to school. Ben okula trenle giderim. Trene binip giderim. I take a taxi to work. Ben işe taksi tutup giderim. Taksiyle giderim. Üçüncü üniteye geldik arkadaşlar. Bu ünitede bağlaçlar, yemek tarifleri üzerinde duracağız. Mutfak aletleriyle başlıyoruz. Kitchen tools dediğimiz mutfak aletleri sınavlarda soruluyor. Üste bir yemek tarifi veriyor. Sonrasında hangi mutfak aleti kullanılmıştır ya da kullanılmamıştır şeklinde soruluyor. Spoon, kaşık, fork, çatal, knife, bıçak, pen, tava. Spoon, tea spoon dediğinde çay kaşığı. Table spoon dediğinde ise yemek kaşığı anlamına geliyor. Saucepan, sos tavası, plate, tabak, diş de diyoruz. Oven, fırın, grater, rende. Strainer, süzgeç, baking tray, pişirme tepsisi ya da fırın tepsisi diyoruz. Mixer, mikser, Türkçe'ye girmiş. Pot, tencere. Ways of preparing meal, yemek hazırlama yöntemleri, yolları. Way, yol, yöntem, metot demek. Cut, kesmek, dice, küp küp kesmek. Chop, doğramak. Slice, dilimlemek, dilim. Spread, sürmek. Pour, dökmek. Peel, soymak. Put, koymak. Add, ilave etmek, eklemek. Whisk ve beat, eş anlamlı. Çırpmak demek. Stir, mix, karıştırmak. Crack, kırmak. Ways of cooking, yemek pişirme yöntemleri. Bake, fırında pişirmek. Fry, kavurmak. Yağda pişirmek. Boil, haşlamak, kaynatmak. Grill, ızgara yapmak. Steam, buharda pişirmek. Buğulamak deniyor. Sebze yemekleri bu şekilde yapılır genellikle. Roast, böyle odun ateşinde közde pişirmek, kızartmak. Talking about food, yiyecekler hakkında konuşurken kullanabileceğimiz kelimelere bakıyoruz. Spicy, baharatlı. Spice kelimesinden geliyor. Spice, E düşüyor. Baharatlı derken Y geliyor. Sweet, tatlı. Salty, tuzlu. Bitter, hot, acı. Terrible, çok kötü, berbat. Delicious, tasty, lezzetli. Sour, ekşi. Fatty, greasy, yağlı. Fresh, taze, healthy, sağlıklı. Unhealthy, sağlıksız. Food, yiyecekler. Bu ünitede çok geçen yiyecekler. Popcorn, sandwich, pasta, spagetti, cake, hamburger, toast, pizza, omelet, ice cream, pudding, rice, dessert. Bakın bunu tek S ile yazıldığında, desert diye okuduğumuzda çöl anlamına geliyor. İki S ile yazdığımızda tatlı. Sıralama bağlaçlarına geçiyoruz. Yemek tariflerinde bunlar sıklıkla kullanılıyor. Bir yemek tarifi veriyor, boşluklar bırakıyor. Hangi bağlaçlar gelmelidir? Bul diyor. First ya da firstly ya da first of all şeklinde kullanılıyor. Birinci, ilk olarak anlamına geliyor. Yemek tariflerinin en başında bu bağlaç kullanılıyor. Second, ikinci, ikinci olarak. Then, next, after that. Ondan sonra demek after that. Next, sonrasında, bir sonraki.
bu oyun ya da program kurarken görmüş olduğun next 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 diyorsun. Then ardından. O zaman anlamına da geliyordu. Bunlarda öncelikli olarak önce then değil de yani next kullanılıyor. Next'ten sonra after that ya da then diyor yemek tariflerinde. Ama üçü de aynı anlamı veriyor hemen hemen. Çok önemli değil sıralaması bunun. Finally en son olarak. En son sıcak servis yap diyor mesela. Şimdi bir menemen tarifiyle bu bağlaçların kullanımını görelim. First, ilk olarak chop the tomatoes, peppers and onions. İlk olarak domatesleri, biberleri ve soğanları doğra. İkinci olarak put some oil into a pan. Bir tavaya, into içine doğru. E doğru demek. Bir tavaya biraz yağ koy. And put it onto the cooker. Ocağın üzerine onu koy. Warm the oil. Yağı ısıt. Then, after that. Next. Sonrasında soğanları ve biberleri bir tavaya koy ve pişir ya da kavur. After about 2 minutes. Yaklaşık 2 dakika sonra doğranmış domatesleri ilave et. Add the chopped tomatoes. Doğranmış domatesleri ilave et. Bakın burada chopped sonuna ed geldiğinde bu fiillerin arkadaşlar doğranmış, haşlanmış, mışmışlı yapıyor. Yani sıfat fiil yapıyor. Chopped tomatoes. Doğranmış domates. Mesela boiled egg. Haşlanmış yumurta. Peeled egg. Mesela soyulmuş yumurta gibi. Fried potatoes. Kızarmış patates. Cook the mixture until all the veggies are soft. Around 7-8 minutes. Yaklaşık 7-8 dakika. Bütün sebzeler yumuşayana kadar karışımı pişir. Veggies, vegetables demek. Vegetables'ın kısaltması. Soft, yumuşak. Meanwhile, bu sırada beat the eggs in a bowl. Bir kasede yumurtaları çırp and add a little salt and pepper. Biraz tuz ve biber ilave et. Finally, en son olarak pour the egg into the pan and stir. Tavaya yumurtayı dök ve karıştır. Cook for 5 minutes. 5 dakika pişir. Serve immediately with fresh bread. Taze ekmek ile hemen servis yap diyor. Birleştirme bağlaçlarına geldik. Until e kadar, a kadar. When, dığında, dığı zaman, olduğunda. Bak burada zarf fiil oluşturuyor. Dığında. Can, iken yine zarf fiil oluşturuyor. While, can. Bu da zarf fiil oluşturur. Before, before'dan sonra eğer before'un sağ tarafında cümle ya da fiil varsa me'den önce, ma'dan önce zarf fiilini oluşturur. İsim varsa before'dan sonra, dan önce, den önce diye çeviriyoruz. After, den sonra, dan sonra. If, şart koşul cümlesi oluşturur eğer. As soon as, bu da zarf fiil oluşturuyor. Armez, ermaz eki. As soon as I go, ben gider gitmez gibi. Şimdi bunları ayrıntılı kurallarına bakalım. İki cümleyi birleştirirler. Birleştirme bağlaçları iki cümleyi birleştirir. You will love it if you try. Sen denersen onu seveceksin. Ortada ya da başta kullanabiliriz. Yani bağlacı. Ortada ya da başta kullanabiliriz. Yani if. Bakın buradaki bağlacımız if. Yani bu cümleyi bağlaçlı cümle diyoruz. Yani if'in sağ tarafındaki cümle bağlaçlı cümledir. Bunu cümlenin başına da alabiliriz. Cümlenin başına aldığımızda virgülle diğer cümleden ayırmamız gerekiyor. Anlam değişmiyor. Çeviri kuralı değişmiyor. Başta da olsa, sonda da olsa çevirirken önce bağlaçlı cümleden çevir. Çevirirken bağlacın sağındaki cümleye bağlı olarak çevir. Yani buna bağlı olarak eğer denersen onu seveceksin. Önce bağlaçlı cümleyi çevirir. Evet, önce bağlaçlı cümleyi çevirmezsek cümle devrik olur. Onu seveceksin eğer seversen. Şimdi cümle devrik olur. Çevirmekte zorlanabiliriz. En doğrusu akıcı çevirisi bağlaçlı cümleyi çeviriyoruz. Sonra diğer cümleyi çeviriyoruz. Eğer denersen onu seveceksin. When bağlacına bakıyoruz. Bunu not alabiliriz. Önemli. When can, iken anlamları veriyor. Bir de dığında, dığı zaman anlamı veriyor. When he was a little boy, he was fond of being in the kitchen. O küçük bir çocukken mutfakta olmaya düşkündü. Evet, Nusret küçük bir çocukken mutfakta bulunmaya, olmaya düşkündü. Bakın bu cümleyi, when'li cümleyi, ben bağlaçlı cümleyi kırmızıyla yazmışım özellikle. Bu cümleyi cümlenin sonuna da alabiliyoruz. Bakın burada almışım, anlam değişmiyor, çeviri kuralı değişmiyor. Yine bağlaçlı cümleden çevirmeye başlayacağım. O küçük bir çocukken mutfakta olmaya düşkündü. Burada can anlamında. Dığında anlamında when it boils. Kaynadığı zaman ya da kaynadığında whisk the mixture with a blender. Bir blender ile karışımı karıştır. Çırp. Whisk çırpmak demek. Beat ile aynı. Bakın burada bağlaçlı cümleyi son almışım. Yine anlam ve çeviri kuralı değişmiyor. Kaynadığında bir blender ile karışımı çırp. If, eğer, until, kadar, e kadar. If you bake it with blueberries, it's a little bit sour. Eğer yaban mersinleri ile onu pişirirsen birazcık ekşi olur. It's a little bit sour. Sour ekşi demek. Bu if'li cümleyi sona da alabiliriz. It's a little bit sour
if you bake it with blueberries. Knead it well until you get soft dough. Yumuşak hamur elde edene kadar onu iyice yoğur. Knead, yoğurmak demek. Bunu okurken K harfini okumuyoruz. Knead şeklinde. Evet. While, iken, can, zarf fiil oluşturuyor. As soon as de zarf fiil oluşturuyor. Armez, ermaz, iki. You should be careful while cooking. Yemek pişirirken dikkatli olmalısın. I will eat the cake as soon as you cook it. Onu pişirir pişirmez, yok pişirir pişirmez pastayı ya da keki yiyeceğim. Bakın burada as soon as cümleyi başa da alabiliriz. As soon as you cook the cake, I will eat it de diyebiliriz. Before sınavlarda çok soruluyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu mutlaka not alın diyorum. Before eğer, before'un sağ tarafında isim varsa ne yapıyoruz? Den önce, dan önce diye çeviriyoruz. Dikkat! Eğer before'un sağ tarafında fiil ya da cümle varsa me'den önce, ma'dan önce diye çeviriyoruz. Zarf fiil olmuş oluyor. Örnek cümleyi daha iyi anlayalım. Shall we meet before the match? Diyor ihtiyar kankiler. Maçtan önce buluşalım mı? Diyor. Bakın ihtiyar kankiler. Maçtan önce buluşalım mı? Me'den önce anlamında. Sprinkle some coconut before you serve them. Servis, onları servis etmeden önce biraz Hindistan cevizi serpiştir. Bakın, servis etmeden önce, servis yapmadan önce. Bu cümleyi, before'lu cümleyi başa da alabiliriz. Before you serve them, sprinkle some coconut. Ama çeviri değişmiyor. Yine before'lu cümleden başlayacağız çevirmeye. After, after'da bir problem yok. Before karıştırılıyor. Then sonra, dan sonra, bu fiil de olsa, cümle de olsa, isim de olsa fark etmiyor. Can you drive me to my house after the event? Faaliyetten sonra beni evime götürebilir misin? Drive someone, birini arabayla götürmek. Serve them after you sprinkle some coconut. Biraz Hindistan cevizi serpiştirdikten sonra onları servis et. Yani after'da çok bir problem yok arkadaşlar. Öğrenciler en çok before'u karıştırıyor. Before'u da milli eğitim hem TEOG sınavlarında hem de LGS'de çok soruyor. Dikkat edin, before'un kuralını, çeviri kurallarını, kullanım kurallarını çok iyi öğrenin. Evet, bağlaçları bitirdim. Şimdi bazı soru kalıplarına bakacağız 3. ünitedeki. How long yine çok soruyor milli eğitim. How long? Ne kadar süre demek? Ekim ayı örnek sorularında da vardı. How long is the trip sorusunda. How many minutes? Kaç dakika demek? Bununla kullanılan yine how much time kalıbı da var. How much time, ne kadar zaman, ne kadar süre anlamı veriyor o da. How long should I heat the pan? Tavayı ne kadar süre ısıtmalıyım? Ne kadar ısıtmalıyım? How long does it take to bake the cookies? For about an hour. Kurabiyeleri pişirmek ne kadar süre alır? Ne kadar sürer? Yaklaşık 1 saat. How many minutes do we heat it? Onu ne kadar, onu kaç dakika ısıtırız, ısıtıyoruz? 2 dakika. Yani bu süre ifade eden sorulara cevap verirken bakın for, yani dakika, saniye, saat ifade ederken for kullanıyoruz. Yani 2 dakikalığına bu süre anlamı veriyor. 2 dakika süreliğine, 2 dakika için ısıtıyoruz anlamı veriyor. Öncede geçen beğeni ve tercih ifadeleri de var. İkinci ünitede bunları ayrıntılı anlatmıştım. O yüzden üzerinde çok ayrıntılı durmayacağım. Sadece ikinci ünitede olmayan in the mood for kalıbı var. Üçüncü ünitede canı istemek demek. Bunun kullanımına bakacağız biraz. Ve crazy about var. She's crazy about spicy food like Adana kebab. O Adana kebabı gibi baharatlı yiyeceklere bayılır. Çok sever. In the mood for canı istemek demek. He's in the mood for dessert. Onun canı tatlı istiyor. Evet, 4. üniteye geldik. On the phone ünitemize. Burada gelecek zaman, can, may, could kavramlarına bakacağız. Gelecek zamanla başlayalım. Will'le. Will gençler, özneden sonra will getiriyoruz. Sonrasında fiil getirdik. I will call, ben arayacağım şeklinde çeviriyorsun. Kısaltabilirsin. I'll, you'll, she'll biçiminde. Dikkat. I'll call you, seni arayacağım. Mesela, inanıyorum ki insanlar Mars'ta yaşayacak gelecekte. Will leave. O bize mesaj atacak. Kenan'la konuşabilir miyim? Bir saniye bekleyin. Ona vereceğim. I'll get him. Telefonu ona vereceğim. I'll get him çok çıkıyor. Dikkat. Will'in olumsuzu will not ya da won't'tur kısaca arkadaşlar. Mesela I won't call. Ben aramayacağım. Ben yarın yürüyüşe gitmeyeceğim. Çünkü cadde kalabalık olacak. I won't go. Bugün benim için eğlenceli olmayacak. Won't be fun. Dikkat edin. Spider-Man bugün dışarı çıkmayacak. Evde olacak. Tim yarın okulda olmayacak. Won't be. Soru cümlesi yaparken will öznenin ön tarafına yazılır arkadaşlar. Sonra yine fiilimiz yalın halde. Will you book? Sen ayırtacak mısın? Will you book the ticket? Bileti ayırtacak mısın? Jack ne zaman arayacak? Yarın. Tom geri dönecek mi? Geri arayacak mı? Evet. Geri arayacak. Olumlu kısa cevap bakın. Gelecek zamanda. Gelecekte yarın, gelecek hafta, gelecek gün, gelecek ay, 3 gün sonra, yakında. Bu ifadeler çok kullanılıyor cümlenin sonunda. Want ile want'ı karıştırma. Bu will not, bu would ile istemek anlamında demiştik. Seni aramayacağım yarın çünkü meşgul olacağım. Ben bir uçuş bileti ayırtmak istiyorum.
Duygu ve düşünce ifade etme var ünitemizde. I think, bence, sanırım, umarım, eminim, inanıyorum ki, zannımca, tahminimce, sanırım, demek istiyorum ki, demem o ki, I'm afraid, maalesef. Mesela, bence o biraz para bağışı yapacak. Maalesef o telefonu açmayacak. Tahminimce o geri arayacak. Eminim denersen seveceksin. Could you, can you? Bu ifadeye bakıyor. Yapabilir misin diye çeviriyoruz. Diyor ki, hemen Kenan'ı araması için ona söyler misin? Söyleyebilir misin? As soon as possible, hemen demek. Tabii ki. Ona 6'da buluşacağımızı söyleyebilir misin? Could you tell her? Can I, could I, may I, yapabilir miyim demek. Could I ve may I, can I'a göre daha nazikçedir. Could I speak to Kutay? Bak, Kutay diye kodladım bunu. Kutay'la konuşabilir miyim? How may I help you? Size nasıl yardım edebilirim? İsminiz ve numaranızı alabilir miyim? Can I have your name and number? Hangi amaçlar için? Bir çağrı merkezine telefon edersin. Bir çağrı merkezini ararsın diyor. Bu da çıkıyor. Bir şikayette bulunmak için mi? Ürün iadesi için mi? Teslimatla ilgili problemleri bildirmek için mi? Bir faturayı öğrenmek için, uç bir ayırtmak, öğrenmek, servis istemek için mi? Ararsın diyor. To gençler, fiilden önce kullanılan to için anlamı verir. Evet, şimdi gençler, telefonların pros and cons, artılarını ve eksilerini, yani fayda ve zararlarına bakacağız. Gençler, pros dediği gençler burada artıları, olumlu yönleri demek. Useful, faydalı, harmful, zararlı demek. Mesela taşıması kolay, kolay internet bağlantısı, kolayca ne yapıyorsun? İletişim kuruyorsun, kolayca görüşüyorsun insanlarla. Sonrasında acil durumlar için bir kurtarıcı, daha iyi eğitim alıyorsun, uzaktan eğitim vesaire, kolay alışveriş. Şimdi eksileri, bağımlılık yapabiliyor, güvenlik riskleri var, dolandırıcılık, konsantrasyonu dağıtabiliyor, pahalı. Bazıları tabii, hepsi değil de biraz daha ucuza belki. Sağlık problemlerine sebep olabiliyor. Şimdi arayanın söyleyebileceği ve bir de alıcının, yani telefonu açan kişinin söyleyebileceği cümlelere bakalım. Bunları birbirine ayırdık. Telefon dilinde ben Elif derken, ben Ali, ben Veli derken gençler, I am Elif demiyoruz. It's Elif, this is Elif, Elif speaking. Bu üç kavramı kullanacağız. Dikkat. Can I speak to? Konuşabilir miyim? İşte Ali ile konuşabilir miyim? Could you put me through to? Beni bağlayabilir misin diyor. Beni. Could you put me through to Ali? Beni Ali'ye bağlayabilir misin? I need to get through to. Benim Ali'ye ulaşmam lazım. Get through to, ulaşmak. Mesela beni araması için ona söyler misin? Jack orada mı? Kim arıyor? İsminizi alabilir miyim? Mesaj bırakmak ister misiniz? Size nasıl yardım edebilirim? O şimdi müsait değil. Ayrıca telefonuna veriyorum, vereceğim. Bir saniye bekleyin, bir dakika bekleyin. Sizi bağlamaya çalışayım. Put through, aktarmak, bağlamak demek. Get through, telefonla ulaşmak demek birisine. İkisini karıştırmayın. Tekrarlama soruları var ünitemizde. Pardon me, pardon, affedersiniz demek. Excuse me, benzer anlamlı. I beg you. Üçü de aynı gençler. Affedersiniz demek. Lütfen tekrar söyleyin. Tekrarlar mısınız? Yavaş söyler misiniz? Özür dilerim, ne söylediniz? Mesela burada ben Jane, Tom'la konuşabilir miyim? Üzgünüm, ne söyledin? Sorry, what did you say? Anlayamamış yani. Benzer anlamlı kelimeler. Ayırtmak, meşgul, beklemek, yapabilir miyim, edebilir miyim? Geri dönmek, geri aramak, aktarmak, bağlamak, iletişim kurmak, görüşmek. Üçü de eş anlamlı. Karit, anladım. Şimdi, hediye, telefonu açmak. İnternet ünitesine geçtim. 5. ünite. Bağlaçlar var, clarification var, internet dili, püf noktalara bakacağız. İnternet problemleri. Ve internetim düzgün çalışmıyor, properly. Bak, map çok soruyor bunu. İnternetim bozuk. Bağlantı işareti yok. İnternete bağlanamıyorum. Arama yapamıyorum. Ve çıkmış soru. Bak, az önce gösterdiğim yani. Bu gençler, bu soru 4 ile 5. ünite birleştirilerek, 4 ile 5. ünitenin karışımı bir soru. Burada interneti hangi amaçlar için kullanırsın? İnterneti bak ne için, what for, ne için kullanırsın? Niye kullanıyorsun? Yine kullanma sebeplerin neler? Bak, aynı sorunun farklı versiyonları. 2018 LGS'de bak birini verir, 2021'de bunu verebilir, bunu verebilir. Avantajları neler, faydaları neler? Farklı farklı gençler soru tipleri. Ama aynı şeyi soruyor aslında. İnternetin faydaları. Hangi amaçlarla internet kullanırsın? Online oyunlar için, video izlemek için, sohbet, alışveriş, haber okuma, araştırma, arama yapma, fatura ödeme, ödev, ayırtma, bir şeyler, rezervasyon, sosyal medya için. Ya diyor ki, sosyal Asya'dan takip etmek için internet kullanırım diyor bak. Bilet ayırtmak için kullanırım diyor, İngilizce pratiği için kullanırım. Daima arama motorlarını diyor, ödev yaptığım zaman kullanırım. Bu diyor ki, uzaktan eğitim için internet kullanırım ben diyor. Evet bak, şikayette bulunmak için, bir şeyler indirme, yabancı dilini geliştirme vesaire vesaire gençler. Uzun uzun bakmayacağım onlara. Artıları ve eksilerine bakıyorum internetin şimdi. Bilgiye kolay erişim, yabancı dil öğrenme, kolayca insanlarla iletişim kurma,
Acil durumlarda kurtarıcı, telefonlar gibi uzaktan eğitim için, daha iyi bir eğitim için, alışveriş. Bağımlılık yapabiliyor, güvenlik riskleri var yine. Konsantrasyon dağıtabiliyor, sağlık problemlerine sebep olabiliyordu. Clarification dediğimiz konuya geldik gençler. Netleştirme demek clarification. Anlaşılmayan bir durumu, net duyamadığımız, anlayamadığımız bir durumu için gençler sorduğumuz soru kalıpları var. What do you mean? Neyi kastediyorsun? Ne demek istiyorsun? Demek. Can you repeat? Tekrarlayabilir misin? Who do you mean? Kimi kastediyorsun? Do you mean that? Şunu mu demek istiyorsun? Bununla tam olarak ne demek istiyorsun? O ne anlama gelir? Daha fazla açıklayabilir misin? Şeklinde. Bunlara gençler yanıt verirken şunları in other words, başka bir deyişle, diğer bir ifadeyle I mean, şunu demek istiyorum. Yani, what I mean is that, ben demek istediğim şey şu. It means, o şu anlama gelir. Bunları kullanıyoruz. Örnek üzerinden yapalım. İnternet arama yapamıyorum. Ne demek istiyorsun? İnternet bağlantısını mı kastediyorsun? Evet, interneti kastediyorum. Düzgün çalışmıyor. Servisi neden aramıyorsun diyor. Bağlaçlara bakıyoruz. And ve ile. But however, ikisi de geçer. Ama fakat demek. And zaten çok kolay. Bakmıyorum bile arkadaşlar. İnternet oyunları diyor. Oynarım. Fakat annem çok fazla oyun oynadığımda diyor. Vakit harcadığımda bana kızar. Bir konuşma sebep sonuç yapıyor. Basit. So'ya bakalım biz. Bu yüzden böylece demek so. İngiliz mesela yabancı dilimi geliştirmek istiyorum. Bu yüzden böylece online kursları takip ediyorum. When dığındadığı zaman when zaten işte bakmıştık. Ödev yaptığımda internet arama motorlarını kullanırım ben diyor. To için, Mac için, Mac için. Bak yeni arkadaşlar edinmek için internette sohbet ederim. İnternet dili var. Yani şimdilik hoşça kal. Hemen demek. Yani by the way bu arada aklına bunlar hiç çıkmadı şu ana dek ama belki çıkabilir bu sene. Tonight bu akşam bu gece. Önemli olanlarını verdim ben gençler. Daha detaylı olanları 5. ünite konu anlatım videomuzda vardı. Sosyal medya demek gençler bu da. Social networking sites. İnternet güvenliğinden soru gelebiliyor. Asla kişisel bilgilerini paylaşma kimseyle. Evet, yabancı insanların, bilinmeyen insanların arkadaşlık isteğini reddet. Dosya indirmeden önce bir yetişkinle kontrol et. Online arkadaşlarınla buluşmayı kabul etme. Adamın profili Ronaldo. Hop gidip buluşuyorsun. O adam 60-70 yaşında amcanın biri yani. Tehlikeli siteleri kullanmaktan uzak dur. Avoid. İnternette duyduğun her habere inanma. Miktar ifadeleri bundan tablo grafik olarak çıkıyor. All hepsi bütünü demek. Many gençler çoğu çok sayıda demek. Most çoğu half yarısı hemen hemen yarısı bazıları gençler hiçbir demek. No any. Bunu gençler bu şekilde yüzdelik verebiliriz. Yeni nesil sorularda bundan her sene Milli Eğitim sordu bunlardan. Dikkat edin. Bu sene de gelebilir bence. Evet, more daha fazla daha az. En çok en az. Most'un çoğu anlamı da var. En çok anlamı da var. Dikkat. Bu şekilde verir. Tütün grafik olur. Gençler pasta grafik olarak verebilir. Sayılar olarak verebilir. Dikkat edin. Mesela popüler dediğinde, favori dediğinde gençler ona bayılıyor, tercih ediyor dediğinde nedir bu gençler? En çok sevilendir o yani. The most. Bak 2020 LGS'de çıkan soru. Gençlerin diyor çoğu mesaj göndermekten hoşlanıyor. Tablo grafiği okur. Bunları biliyorsan halledersin zaten. Benzer ifadelere bakıyor. Ödev demek. Bu giriş yapmak arkadaşlar, bu üye olmak, onaylamak, kabul etmek, geliştirmek, çıkış yapmak, konum, hemen hemen, tek yön, tek yön bilet, single ticket, çift yön bilet, gidiş geliş, kontrol etmek, yanıtlamak, sohbet etmek, bağlanmak, aramak, taramak, gençler, göz atmak, fikir, zıt anlamlı kavramlar, online offline, çevrim içi, çevrim dışı, iadeli, iadesiz. Gidiş geliş tek yön. Pahalı ucuz. Giriş yapma çıkış yapma. İndirmek yüklemek. Upload. Upload bilgisayara ya da bir bilgisayar ya da internet sitesine bir resmi videoyu yüklemek demek gençler. Share paylaşmak. Gizli tutmak. Göndermek almak. Faydalı faydası. Gerekli gereksiz. Avantaj dezavantaj. Daha fazla daha az. En çok en az. Soru tipleri mesela bu üniteden çok geçen. Diyor ki kullanıcılar çoğunlukla sosyal medyaya nasıl erişirler? Gençler internete nasıl bağlanırlar? Yani tabletten mi, telefondan mı, bilgisayardan mı? Hangi cihazı tercih edersin diyor kullandığında gibi. Mesela via ile demek. Via, by da ile demek. Bilgisayar ile, bir mobil cihaz ile. Mesela kaç saat kullanırsın? Kaç saat vakit geçirsin internette? 2 saat vesaire diyor mesela. Ne kadar, kaç saat çevrim içisin diyor, online'sın. Ne kadar süre internet kullanırsın? Ne kadar sıklıkla kullanırsın? Bunlar çok çıkıyor. One way, tek yön. Bu çift yön bilet demek. Gidiş geliş. Bak 2019 LGS'de çıkan soru bak. 2020 LGS'de pasta grafiği olarak vermiş. 2019'da gençler bakın bu şekilde sayıları vermiş. Bak yüzdeliği. Yüzü dağıtmış bu şekilde. Bak görüyor musun? Bak, nearly half, most. Bak burada popular, many. Bunlar kullanılmış arkadaşlar. Aynı tip yani.
2018 LGS'de çıkan soruyu internet bağımlısından bahsetmiş. Bak diyor, benim kuzenim Mary diyor, eğer birkaç saat bile çevrim dışıysa diyor kafayı yiyor diyor. Çok endişeli, gergin hissediyor diyor. Kafayı yiyor, çıldırıyor diyor. Kafasını duvarlara vuruyor. Bence diyor o gerçek bir internet bağımlısı. Bak 2010'da çıkan bir soru yine. Bunu duyduğuma üzgünüm diyor. Paul hastanede vesaire. Umarım o iyileşir. İyi dileklerin için teşekkür ederim. Bu şekilde bir diyalog olarak vermiş. 6. üniteye geçtik. Geçmiş zaman konusu var. Sıfatların karşılaştırması var. Would rather var. 3 tane dil bilgisi konumuz var. 6. ünitede yine detaylı ünitelerden bir tanesi. Birden fazla soru gelebilecek ünitelerden birisidir. Geçmişte yapılan işlerde geçmiş zaman kullanıyoruz. Türkçe'ye yaptım, yaptım, ettim şeklinde çeviriyorum. Geçen yıl Mısır'a gittim. Tom geçen yaz bungee jumping denedi. Try by ye düşmüş, yed biçiminde. İyi diye alırken böyle. İsim durum cümlelerinde geçmiş zamanda was were kullanıyordum. Fiil cümlelerinde fiilin ikinci halini kullanıyorduk. Yamaç paraşütü benim favori sporumdu gençken diyor. Ben geçen yaz bungee jumping yaptım. Do, did olmuş. Olumlu cümlede gençler was were'e bakıyoruz şimdi. Olumlu cümlede was were'ü kullanırken gençler I ve he she ile was, video ile were kullanıyorduk. Sonrasında isim, sıfat, edat benzeri bir şey geliyor ama fiil gelmiyor. Dikkat edin. Ben yorgundum. Ya hava mesela it was raining, hava yağmurluydu gibi. Ronaldo 3 yıl önce Real Madrid'deydi. Şu anda Juventus'ta. Bak geçmişteki durumu ifade ediyorum. Maradona yetenekli bir futbolcuydu. Olumsuz yaparken wasn't weren't yapıyorum arkadaşlar. Felix Baumgartner wasn't a stuntman. Felix Baumgartner bir dublör değildi arkadaşlar. Bu bir aşırı sporcu. Jumper, böyle atlayıcı, paraşütçü bir adam. Uzaydan dünyaya atlayan ilk kişi. Ben geçen hafta sonu İtalya'da değildim. Mısır'daydım. I was in Egypt. Soru cümlesinde was were öznelerin ön tarafına yazılıyor arkadaşlar. Bu şekilde yine. Mesela Spider-Man evde miydi? Evet evdeydi. Geçmiş zaman şimdi fiil cümlelerine bakıyoruz. Fiilin olumlu cümlede ikinci halini kullanacağım daima. Tabi burada ne var gençler? Sadece olumlu cümlede fiilin ikinci hali var. Olumsuzda ve soruda fiilin birinci hali. Peki fiilin ikinci hali nasıl yapıyoruz? Düzenli fiiller ed alıyor. Düzensiz fiiller hepsinin kendi ayrı ikinci hali vardı. Dikkat ediyoruz. Bak do did, yapmak yaptı, gitmek gitti gibi. We played chess last week. Geçen hafta biz satranç oynadık. Bu düzenli fiil ed almış. Steve bungee jumping yaptı. Bak do did olmuş. Düzensiz fiil. Olumsuz cümle yaparken yardımcı fiil olarak didn't kullanıyoruz. Sonrasında fiilin birinci hali getiriliyor. Mesela I didn't lose. Ben kaybetmedim. Böyle çeviriyoruz. Biz dün yamaç paraşütü yapmadık. Yamaç paraşütüne gitmedik. Biz tenis oynadık. Joe bungee jumping yapmadı. Bak fiilin birinci hali. O kanoya gitti. Bak, went, go, went olmuş. Soru cümlesinde did öznenin ön tarafına yazıyor. Did you do? Sen yaptın mı? Did they play? Onlar oynadı mı? Geçen pazar sen nereye gittin? Pikniğe gittim. Geçmiş zamanda bu ifadeler çok kullanılıyor. Lastly ifadeler, egolu ifadeler. Cümlenin sonunda yer alır bunlar. Şimdi sıfatların karşılaştırılmasına bakıyoruz. Kısa sıfatların sonuna er takısı getiriyoruz arkadaşlar. Ucuz daha ucuz, uzun daha uzun, yüksek daha yüksek, kısa daha kısa, genç daha genç, yaşı daha küçük. İki nesneyi karşılaştırırken arada den kullanın. Tom team'den uzundur. Hayvanların fotoğrafını çekmek dalıştan daha güvenli, safer. Cheetah tavşandan daha hızlı. Mor uzun sıfatların başına getiriliyor. Bak mor challenge daha zorlayıcı, daha eğlenceli, daha güzel gibi. Rafting mağara keşfetme sporundan daha eğlenceli. More entertaining. Skiing is more exciting than chess. Kayak satrançtan daha heyecan verici. Düzensiz sıfatlara bakıyoruz. Yani bunlar gençler er mor almayanlar. Good bak gooder demiyoruz. Better daha iyi. Daha kötü, daha az, daha çok, daha uzak. Gooder, better diye bir kavram yok İngilizce'de. Karıştırıyor konusuna geldi. İkinci ünitede detaylı şekilde anlatmış olduğum için prefer üzerinde durmayacağım. Would rather konusu üzerinde duracağız bu ünitede. Would rather yine ilk söylenen tercih ediliyor olumlu cümlede arkadaşlar. Fiil ek almıyor preferden farklı olarak. İki şey arasında tercihte to değil, then kullanıyoruz. Dikkat edelim. I would rather going demiyoruz bak. Ben rafting'e gitmeyi, base jumping sporuna gitmeye tercih ederim. Bak rafting'i tercih ediyor, base jumping etmiyor. Dikkat edin. Olumlu cümlede bu şekilde birinci söylenen tercih ediliyor. I'd rather watch whales. Ben balinaları izlemeyi tercih ederim. Çünkü o büyüleyici. I would rather'ın gençler kısaltması I'd rather'dır. Olumsuzu I'd rather not kısaca ya da I would rather not biçimindedir. Soru biçimi would you rather. Bunun gençler olumsuz ve soru biçimi ünitelerimizde pek geçmiyor. Map kitaplarında fazla geçmiyor. Olumlu biçimi çok sık kullanılmış. O yüzden olumlu biçimini bilmemiz bizim için yeterli olur. Last ifadesinin en son anlamı var. Üçüncü ünitede de geçiyordu. En son, bak anlamında budur. En son,
Bungee jumping ne zaman yaptın? What, when did you last do? En son anlamında. Burada geçen anlamı da var. Bak, Levent geçen hafta dalışa gitti. Levent went diving last week. Bir de last'ın sürmek anlamı var gençler. Bir filmin 2 saat sürmesi gibi. Mesela bak, film 2 saat sürüyor. 2 saat. Benzer anlamlı kelimeler. Amusing, eğlenceli, tercih etmek, riskli, tehlikeli, çok heyecan verici, manzara, kano, denemek, tecrübe etmek, meslek. Evet, olumlu sıfatlara bakıyoruz bu ünitedeki. Challenging gençler zorlayıcı demek fakat olumlu manada böyle. Hem zorlayıcı hem de kendine çekici. Eğlenceli, güvenli, büyüleyici, etkileyici, konforlu, heyecan verici, maceralı, gizemli. Mağara keşfetme sporunda bu sıfat çok karşınıza çıkar. Sıkıcı, hayal kırıklığına uğratıcı, riskli, tehlikeli, stresli. Çıkmış sorular. Evet, burada gençler ikinci ünite ile birleştirilerek hazırlanmış bir soruydu. Evet, burada ne diyordu? Bak, onu diyor, nerede denersin? Where did you try? Bu cevabı yoktu burada. Mesela bu yine çıkmış olan. İkinci üniteyle birleştirilerek hazırlanmış bir soru bu da. Arkadaşlarıyla dışarıda yapmayı tercih ettiği aktivite diyordu. Turizm ünitesine geldik, 7. ünite. Evet, bundan 2019'da 3 soru gelmiş. 2020'de ve 2018'de birer soru gelmiş. Perfect tense var, ilk defa göreceğiz. Superlatives var, ilk defa göreceğiz. Önemli kavramlar, püf noktalara bakacağız. Perfect tense, simple past tense de hemen hemen benzer anlamlı bir zamandır. Yaptım, ettim, yaptın mı şeklinde çevriliyor. Geçmişte yaptığımız işleri, deneyimleri ifade ederken kullanıyoruz. Yaptı, yaptım biçiminde çevireceğim. Bunda gençler have, has kullanacağız ve fiilin üçüncü hali. İki kez yurt dışında bulundum. İki kez yurt dışına gittim. Daha önce yabancı bir ülkeyi ziyaret ettim. Evet, bunda perfect tense tüm cümlelerde olumlu, olumsuz soruda fiilin üçüncü hali kullanılıyor. Dikkat edin gençler. Fiilin üçüncü halini nasıl yapıyoruz peki? Ne yapıyorum? Ya ed alır ya da düzensizdir. Kendi üçüncü hali vardır her birinin. Bak, be, been. Ben önemli olanlarını burada verdim gençler. Ezberlemek istiyorsanız bakın bunları ezberleyebilirsiniz. Milli Eğitim kitabında en çok geçen fiiller bunlar. Bunları bilseniz sizin için yeterli olacaktır bence. Olumlu cümlede özneden sonra have, has kullanıyorum. He, she, it ile has, diğerleri have ve fiilin üçüncü hali. I have done. Ben yaptım diyor mesela. He has bought. O satın aldı. Böyle çevireceğim. Bunu gençler I have'i, he has'i böyle kısaltabilirsin. I've, he's, she's biçiminde. Ben daha önce yurt dışında bulundum. I have been. Bak, been. Been'in üçüncü hali bu. Tim Fransa'yı ziyaret etti. Has visited. Düzenli fiil ed almış. Jim daha önce sushi yedi. Eat'in üçüncü hali. Eaten. Olumsuz yaparken haven't, hasn't. Ben daha önce yurt dışında bulunmadım. Yurt dışına gitmedim. Wendy asla Fransa'yı ziyaret etmedi. Ben daha önce Eiffel Kulesi'ni görmedim. See'nin üçüncü hali. Seen. Evet, soru cümlesinde have, has öznenin ön tarafına yazılıyor. Have you enjoyed? Mesela sen keyif aldın mı? Hoşlandın mı? Have you visited France? Fransa'yı ziyaret ettin mi? Olumlu olumsuz kısa cevap verirken bunları kullan. Bak. Sen hiç Niagara şelalelerini gördün mü? Have you ever seen? Sen hiç yurt dışında bulundun mu? Have you ever? Have you ever çok geçiyor. Sen hiç yurt dışında bulundun mu? Evet, bulundum. Sen hiç sushi yedin mi? Hayır, yemedim. Sen hiç rafting'e gittin mi? O hiç daha önce, o daha önce yurt dışında bulundu mu? Has she ever been derse hiç olur tabi. Perfect tense bunlar çok kullanılıyor. Ever, gençler soru cümlesinde. Never olumlu cümlede ama cümleyi olumsuz yapıyor. Before cümlenin sonunda. Üniversitede geçen, çok sık geçen soru kalıplarına bakalım. Have you ever been to England? İngiltere'de hiç bulundu mu? Have you ever been ifadesi çok çıkıyor. Gençler dikkat edin. When did you go there? Oraya ne zaman gittin? Bir turistik yerden bahsediyor. Mesela Antalya'ya diyor, Paris'e diyor, Londra'ya diyor. Oraya diyor, en son ne zaman gittin? Böyle de sorabiliyor. When did you last go there? Who did you go with? Kiminle gittin? Bak, bunlar simple past tense cümlesi. Perfect tense değil bunlar, dikkat. Oraya nasıl gittin? Uçakla mı, trenle mi vesaire gibi. How long did you stay there? Orada ne kadar süre kaldın? Bir hafta, iki hafta, üç ay, beş ay. Where did you stay? Orada nerede kaldın? Accommodation diyor. Yani accommodation, konaklama, kalma. Bir otelde mi kaldın? Gençler yine bak, bunları ezberlemek için bırakıyorum buraya. Durdurup not alıp ezberleyebilirsiniz. 2 ve 3. halde. Bunlar çok geçiyor map kitaplarında. Bunu da aynı şekilde. Sıfatların üstünlük derecelerine bakıyoruz. Tek ya da iki heceli kısa sıfatlara gençler S takısı getirdiğimizde en anlamı veriyor. En ucuz bak. Ucuz, en ucuz. Güvenli, en güvenli. Yüksek, en yüksek. Uzun, en uzun gibi. Angel dünyadaki en yüksek şelaledir. Highest waterfall. Cheetah dünyadaki en hızlı hayvandır. Bu en şişman çita gibi arkadaşlar. En hızlısı burada. Nil dünyanın en uzun nehridir. The Nile is the longest river.
Most uzun sıfatların başına geliyor. Bak, en heyecan verici, en ilginç. Rafting benim için en eğlendirici spor. Çin dünyadaki en kalabalık ülke. Evet, uzun sıfatların başına most, kısaların sonuna est. Düzensiz sıfatlara bakıyoruz şimdi. İstisna sıfatlar. Good, iyi, best, en iyi. Worst, en kötü. Least, en az. Most, en çok. Farthest, furthest, en uzak. Gençler, goodest, bestest öyle bir şey yok İngilizce'de. Dikkat edin. Öğrenciler atlıyor hemen. Böyle bir şey var zannediyor. En iyi, en kötü. Most, en çok. Least, en az. Farthest, furthest, en uzak. Messi 2019'da dünyanın en iyi futbolcusuydu. Was the best futbolcu. Oraya gitmek için en iyi yol nedir? Memleket kitabına geçen bir soru kalıbı. Bu soruyu gördüm, altlarına ne gelecek? Transportation gelecek gençler. Transportation, ulaşım demek. One of the, den biri. Bu da yeni nesil sorularda çok karşımıza çıkıyor. One of the. One of the, den biri, den birisi demek. Mesela Marmaris Türkiye'deki en iyi turistik yerlerden birisidir. Bak, en iyi turistik yerdir demiyor. En iyi turistik yerlerden biridir. Dikkat edin. İstanbul Türkiye'deki en iyi turistik yerlerden biridir. Alttaki cümleye bakın. En iyi turistik yerdir diyor. İkisinin arasında fark var arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Fikir ifade, in my opinion, bence, bana göre demek. I think, bence, I guess, sanırım, inanıyorum ki, sanırım. Konaklama deyince aklımıza bak bu kavramlar geliyor. Yurt, tatil köyü, yarım pansiyon otel, tam pansiyon otel, konuk evi, otel, pansiyon gibi. Transportation, ulaşım deyince bak otobüs ile, uçak ile, yaya, araba ile vesaire. Tatil türleri var. Ünitemize geçiyor. Sightseeing deyince şehir turu oluyor bu gençler. Sightseeing. Şehrin böyle önemli yerlerini gezip görmen. Şehrin tarihi, turistik yerlerini. Cruise. Gençler bu gemi turu. Kruvazör gemilerle yapılan. 2 ay, 3 ay geziyor adam. Seaside, deniz kenarı, deniz tatili oluyor. Bu dağ gençler. Kamp, campingle benzer bu. Historical, cultural. Bu tarihi tatil. Tarihi yerler geziyorsun. Benzer anlamlı kelimeler. Fascinating. Büyüleyici, etkileyici. Gezi, kalmak, bu konaklama demek, benzer anlamda yani. Muhteşem, manzara, rahatlatıcı, görmeye değer, kırsal, tatil, gerçekten de sahiden, hediyelik eşya, hediye, inanılmaz, ünlü, eski, antik, dikkat çekici. Benzer ifadeler devam ediyoruz. Build, construct, inşa etmek, kocaman, zenginlik, yapı, yüzyıl, içermek, kapsamak, turistik yer. Evet, bu ünitede geçen, çok sık geçen sıfatlar bunlar. Çok geçiyor bunlar. Exotic, sıra dışı demek. Diğerlerini biliyorsunuz. Recreational activities, dinlenme, eğlenme aktiviteleri demek bunlar gençler. Oradaki işte kano, yüzme vesaire diyor. Paraşüt. Tourist attractions, turistik yerler. Mesela saraylar, kaleler, kuleler, köprüler vesaire. Location, konum demek. Transport demek, bu ulaşım demek. Karıştırma. Bu konaklama demek. Bu da turistik yer. Bu antik, eski. Bu kaza demek. Karıştırma. Accident, ancient. Çıkmış sorulara bak. 2019'da çıkan soru. Bakın, tablo grafikli olarak sormuş. Sonuçlara göre hangisi doğrudur diyor bize bak. Sonuçları karşılaştır işte. Bak, koyu olanlar yetişkinler, beyazlar, gençler, gençler. Gençler çoğunlukla trenle seyahat ediyor diyor bak. Beyazlar çoğunlukla ne? Tren. Yapıyorsun. 2018 LGS'e çıkan. Bak, tarihi yerler benim için, benim diyor, favorim. Çünkü onların mimarisi büyüleyici. Bu şekilde çıkmış. 2018 LGS'de çıkan iki soru. Diğer sorular. Böyle benim diyor Paris gezim. Anlatmış bunu bir blog olarak. Oradan Larry bize ne hakkında bahsediyor? Ne hakkında? Paris'teki ünlü yerler hakkında bize bahsediyor, anlatıyor. Larry Mona Lisa tablosunu gördü diyor. Oradan gençler bakarsınız. Ben soru tipini görmeniz adına çok ayrıntıya girmeyeceğim. 8. üniteye geldik. Must have to'ya bakacağız bu ünitede. Must, gereklilik, zorunluluk ifade eder. Nerede kullanıyoruz? Zorunlu iş ve kuralları ifade ederken kullanıyoruz. Türkçe'ye yapmalıyım, yapmak zorundayım biçiminde, yapmam gerekir diye çeviriyorum. Evde mutfağı temizlemeliyim. Ben evde bulaşıkları, bulaşık yıkama işini yapmak zorundayım, yapmalıyım. Must, tüm cümlelerde fiilin yalın hali kullanılır. Özneyi yazdın, must yazdın, fiilin birinci halini kullandın ve must'lı bir olumlu cümle yapmış oldun. I must do, ben yapmalıyım. I must make my bed every day. Her gün yatağımı toplamalıyım. Bu benim görevim. Ben pazar günleri yerleri paspaslamalıyım. Tim evi süpürmeli. O onun görevi. Jim ve Jill bahçeyi süpürmeli. Sweep. Sweep normal süpürgeyle. Vacuum elektrikli. Konuşmak için elimizi kaldırmalıyız. El kaldırmalıyız. Olumsuzu mustn't. Must not'ın kısaltmasıdır bu. Mesela ders sırasında konuşmamalıyım. During sırasında.
Mustafa okula gecikmemeli. Mustn't be. Soru cümlesinde must öznenin önüne. Evde ne yapmalısın? What must you do at home? Evde sen neler yapmak zorundasın? Ben okuldan oğlumu almak zorundayım. I must pick my son up from school. Oğluna bayağı bir kızmış herhalde arkadaşlar. Hopladı zıplatıyor. Have to, has to konusuna geldik. I, we, they zamirlerinden sonra have to, he, she'den sonra has to kullanırız. Have to, has to yine yapmalıyım, yapmak zorundayım biçiminde çevrilir arkadaşlar. Ve fiilin birinci hali kullanılır. Ben çok dağınığım, odamı toplamalıyım. I have to tidy up my room. Ben, your, çimleri biçmeliyim. Mow the lawn. Team, evi süpürmeli. Onun görevi. Has to. Has to, he, she ile sadece. Gençler, bunun olumsuz biçimini öğrenmeyeceğiz. Olumsuz biçimi lise konusu. Bunu yanılmayalım. Soru biçiminde şu şekilde var. Do you have to? Fiilin birinci hali sonrasında. Has to yok soru biçiminde. Does she have to? Fiilin birinci hali. Evde sen ne yapmak zorundasın? What do you have to do at home? Ben çamaşır yıkama işini yapmak zorundayım. I have to do the laundry. Evde sen hiç gündelik iş yapmak zorunda mısın? Evet. Ben çöpü atmak zorundayım. Çöpleri ben atmak zorundayım. Evde ev işini paylaşıyor musunuz? Do you share the housework? Bu soru kalıbı çok geçiyor. Evet, zorundayız. Paylaşıyoruz, sorry. Ben diyor, çöpler atmak zorundayım. Annem yemek pişirmek zorunda. Responsibility, sorumluluk demek. Sorumluluk ifade ederken I'm in charge of, I'm responsible for ya da it's my duty, I must, I have to. Bunları kullanabiliriz. Ya da it's necessary to. Onu yapmak gerekli. Benim görevim şunu yapmak biçiminde. In charge of'dan sonra, responsible for'dan sonra fiil ing'li olarak gelir. Bu ifadelerden sonra gençler to'dan sonra fiil hiçbir ek almaz. Dikkat edin. Senin evde sorumlulukların neler? What are your responsibilities? Ben çamaşır yıkamaktan sorumluyum. Ben yemek pişirmeden sorumluyum. Ben bulaşıkları yıkamaktan sorumluyum. Senin sorumlulukların neler? Ben mutfağı temizlemek zorundayım. It's my duty. O benim görevim. Senin evdeki sorumlulukların neler? Ben sofrayı kurmak zorundayım. I have to set up the table. Benzer ifade. Yani tertipli, dağınık, bulaşıkları yıkama, sorumlu, süpürmek. Ama bu elektrikli, bu elektriksiz. Çöp, rubbish, garbage, trash. Obligation, responsibility, sorumluluk. Must, have to ile aynı anlamı veriyordu. Yapmalıyım, yapmak zorundayım. Okul kuralları, kütüphane kuralları ve ev kuralları var. Mesela başkalarına saygı duymalıyız, saygı göstermeliyiz. Ders sırasında sessiz ol, vaktinde gel, gecikme. Olumsuz emir cümlesi yaparken don't kullanırız. Sıranı tertipli tut. Kütüphane kuralları, sessiz ol. Kitapları vaktinde iade et. Yardıma ihtiyacın olduğunda sor. Yapabiliyorsan başkalarına yardım et. Saygılı ve sorumlu ol. Ev kuralları, ev içini paylaş. Odanı tertipli tut, ailene yardım et, sorumlu ve saygılı ol gibi. Çıkmış soru 2019 LGS'de. Diyor ki Jane'in annesi kirli bulaşıklara katlanamıyor. O zaman annesi gelmeden önce ne yapmalı Jane? Bulaşıkları yıkamalı. 2018 LGS'de çıkan Jane'in diyor ki to do list diyor. Jane'in to do list yani yapılacak listesinde ki gündelik işi gösteren resmi bul diyor buradan. Hangisi? Ne yapıyor? Dust the furniture. Mobilyaların tozunu almak. Bak tozunu alıyor. 9. ünite olan Science ünitesine geldik. Son ilk ünite arkadaşlar artık. Şimdiki zaman ve geçmiş zaman konusu var. Şimdiki zamanla devam edelim. Olumlu cümlede özneyi yazdık. Sonrasında emizar getiriyoruz arkadaşlar. Emizar nerede kullanılır biliyoruz zaten. Fiilimiz daima ing takısı alıyor. Dikkat edelim. ING gelirken çoğu fiil ing olarak alıyor. Fakat sonunda gençler. Bakın burada ünsüz, ünlü, ünsüz şeklinde olan fiillerde son ing gelirken sonunda ünsüz çift yazılıyor. Bu çok önemli bir kural değil gençler. Bundan soru çıkacak değil yani. E düşüyor. Bunlar da bak gençler. Karnına çıkınca bilin yani. Bunlar cümlenin sonunda kullanılır. Şimdi demek dördü de. Şimdiki zamanda çok kullanılır. Currently var yeni burada. Şimdi şu anda demek. Araştırmacılar laboratuvarda deney yapıyorlar. Conduct gençler yapmak demek. Deney yapmak. Doktor hastayı muayene ediyor. Bilim insanı laboratuvarda çalışıyor. Onlar tenis oynuyor. Olumsuz cümle varken am not, isn't, aren't. Çok kolay. Bu arada gençler şimdiki zaman gelecek zaman anlamı da verebiliyor. Mesela gelecek hafta yaylaya gidiyorum dediğinde gideceğim anlamı veriyor. Team şu anda ders çalışmıyor. Olumsuz şimdiki zaman cümlesi. Onlar basketbol oynamıyor. Bilim insanı şu anda tenis oynamıyor. Tamam, deney yapıyor. Soru cümlesinde emizar öznenin ön tarafına. Fiiline ing'li. O ne yapıyor? Deney yapıyor.
O ne yapıyor? Hastaya yardım ediyor. He's helping the patient. Geçmiş zaman konusuna geldik. The Simple Past Tense 6. ünitede çok detaylı anlatmıştık. Bu ünitede biraz daha özet hızlı geçeceğim. Bilim insanlarının hayatını geçmiş zaman ile veriyor arkadaşlar. Biyografisini anlatıyor. Ondan sorular çıkıyor. Nikola Tesla'nın hayatı 2019 LGS'de çıkmış. Nikola Tesla yetenekli bir bilim insanıydı. Onun çok sayıda icadı vardı. Bak, Heaven'in ikinci hali. Einstein kimdi? Who was Einstein? O zeki ve başarılı bir bilim insanıydı. Mozart kimdi? O başarılı bir besteciydi. Graham Bell telefonu icat etti. Invented. Düzenli fiil. Nobel ödülünü 2015 yılında Aziz Sancar aldı. Received. Almak. Steve Jobs 2011 yılında öldü. Died. Tesla ve Edison bir süre birlikte çalıştı. For a while bir süre demek. Marie Curie ampulü icat etmedi. Edison icat etti. Tesla telefonu mu icat etti? Hayır, o icat etmedi. No, he didn't. Einstein Amerika'yı mı keşfetti? Hayır, o keşfetmedi. Olumsuz kısa cevap. Atatürk nerede ve ne zaman doğdu? Selanik'te 1881 yılında doğdu. Gençler, ne zaman doğdun, nerede doğdun ya da o şu zaman doğdu derken he was born, she was born kullanıyoruz, dikkat edin. Aziz Sancar Savur, Mardin Savur'da doğdu. Babası bir çiftçiydi diyor mesela. Discover keşfetmek, bu keşif, bu kaşif. İcat etmek, mucit, icat. Bilim, bilimsel, bilim insanı. Bak, gelişmek, geliştirmek, gelişme, geliştirici. Araştırmak, araştırmacı. Bak, deney yapmak, ikisi de eş anlamlı. Bu keşfetmek, ikisi de. Discover, explore. Tedavi etmek, treat, cure. Gelişmek, geliştirmek. Hastalık. Almak, receive, get ve take var. Take de almak. Ödül demek üçü de. Ameliyat, surgery, operation. Achievement, success, başarı. Bak, çıkan soru. Bu paragrafta Tesla'nın akrabaları hakkında bilgi yoktur. Doğum günü, ilk erken yaşları ve başarıları. Bak, diyor ki, küçük bir çocukken fiziğe ilgi duyuyor diyor bak. Bak, erken dönemlerinden bahsediyor, çocukluğu. Başarılarından gençler bak burada, bilimsel başarılar diyor. Ama akrabalarından bahsetmiyor. 10. üniteye geldik arkadaşlar. Son ünitemiz Natural Forces, doğal kuvvetler. Burada should konusunu öğreneceğiz. Tavsiye, öneri anlamı katıyordu should. Mesela doğayı korumalısın. Suyu tasarruf etmelisin. Should ile tüm cümlelerde fiilin yalın halini kullanıyoruz. Olumlu cümle, yani özneyi yazdın, sonra should yazdın, fiilin birinci hali. Must gibi arkadaşlar kuralı, yani kullanım kuralı değil bilgisi. Doğayı korumalıyız. Biz suyu tasarruf etmeliyiz. Olumsuz yaparken should not ya da kısaca shouldn't. Biz suyu israf etmemeliyiz. We shouldn't waste water. Çöpümüzü yere atmamalıyız. Yere çöp atmamalıyız. We shouldn't throw. Ağaçları kesmemeliyiz. Daha çok ağaç dikmeliyiz. Soru cümlesi yaparken should öznenin önüne. Küresel ısınmayı durdurmak için biz ne yapmalıyız? Bak, öznenin önüne should we. Yakın yerlere yürümeliyiz ya da toplu ulaşım kullanmalıyız. Özel araba kullanmamalıyız. We shouldn't drive private cars. Covid'i engellemek için ne yapmalıyız? You should wear your mask properly. Maskeni düzgün şekilde takmalısın. Doğayı korumak için ne yapmalıyız? Daha fazla geri dönüşüm yapmalıyız. Recycle. Recycle'la cycle'ı karıştırmayın arkadaşlar. Cycle bisiklet sürmek demek. Ride bike line'ı recycle geri dönüştürmek. Benzer anlamlı kelimeler var. Engellemek, durdurmak, zarar vermek. Kıtlık, kirlilik, orman, doğa, meydana gelmek, happen line'ı, happen, take place, measure, enşer, precaution, önlem, vurmak, isabet etmek, çarpmak, deprem vurdu diyor Japonya'yı, reason, cause, sebep, gerekçe. Mesela çıkabilecek tipte sorular bu üniteden hiç çıkmamış bakın son 3 yıldır ama bu sene belli olmaz arkadaşlar. Milli eğitimin işi belli olmaz biliyorsunuz. Mesela doğal afetlerin küresel etkileri. Bak, bu tablo grafik olarak verip bunu karşılaştır diyebilir yani. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuz arkadaşlar fen full tekrar olacak. Önceki videolarımızda Türkçe full tekrar atmıştım. Onları da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, başarılar.